Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Sarışın mı kumral mı? Tabii ki de sarışın. Önce bir dakika hafifleyeceğim. Açık devapladım. Zeynep hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum, teşekkürler. Sen nasılsın? Ben deyim, teşekkür ederim. Birazcık seni tanıyabilir miyiz? Tabii ki, ben Zeynep. ODTÜ'de iktisat okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim. Şu anda ODTÜ İşletme Toplumunda da koordinatörlük görevi yürütüyorum. Dilersen videomuza yavaş yavaş başlayalım. İlk sorum olacak. Zeynep, ODTÜ'de nasıl sosyalleşebiliyorsun? ODTÜ'de öncelikle tabii ki bir Ankaralı olarak ilk girdiğimizde topluluk oryantasyonları oluyor. Oraya gittiğimizde insanlarla tanışıyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Hem bu sayede ilgimiz olan toplulukları keşfediyoruz. Hem de öyle epey bir insan tanımış oluyoruz. Ama daha sonrasında zaten hazırlıkla birlikte daha böyle insanlarla belli bir çevreye girmeye başlıyoruz. Daha detaylı bir biçimde tanışmış oluyoruz insanlarla yani aslında. Ama temelde aslında ODTÜ'de en güçlü sosyalleşme ve çevre oluşturma noktası topluluk olmuş oluyor. Yani ilginiz olan toplulukları keşfedip ne kadar çabuk oraya gidip orada aktif olup insanlarla tanışırsanız daha iyi oluyor yani. Peki Zeynep, topluluklardan bu kadar bahsetmişken toplulukların sana sağladığı en büyük katkı nedir? Az önce de bahsettiğim gibi sosyalleşme açısından topluluklar çok yardımcı oluyor. Yani benzer ilgide olduğunuz insanlarla bir araya geldiğiniz için çok daha rahat sosyalleşme imkanınız olmuş oluyor zaten. Bunun yanında yaptığımız etkinlikler işte orada bulunduğumuzda belli bir etkinliklerin arka planında olmak, belli bir organizasyon yapmaya çalışmak, bir birlik oluşturmak, hem ODTÜ ruhunu kazanmak hem de olduğum bir yerde olduğun için oranın ruhunu kazanmak adına çok iyi oluyor. Hem de sonuçta burada 5 sene geçiriyoruz. Buradaki sosyal çevremiz oluşuyor ama ileride de iş hayatına girdiğimizde veya yüksek lisans yaptığımızda ya da ileriki hayatımız boyunca da aslında önemli olan, bizler için gerekli olan bağlantıları da kurmuş oluyoruz aslında. Bence toplulukların en güzel şeyi bu. Peki topluluklar ne tür etkinlikler düzenliyor Zeynep? Valla her topluluk farklı etkinlik düzenliyor. Yani mesela belli bir müzik topluluğuna gidiyorsanız veya da belli bir müzik topluluğuyla karşılaştıysanız onlar genellikle konserler yapabiliyor. İşte mesela bu yine ilgiden ilgiye değişiyor. Kimisi Türk sanat müziği konseri yapıyor, kimisi caz konseri yapıyor veya belki yardım etkinliklerine gidebilirsiniz. Çünkü yardım toplulukları da ODTÜ'de var. Bunun gibi şeyler oluyor ama böyle daha kariyer var ya, yani böyle ne bileyim daha işte pazarlama alanında veya finans alanında bu gibi etkinlikler de mevcut. Bunlar da oldukça fazla ODTÜ'nün gündeminde yer tutan etkinlikler. Bunlar genellikle konferans şeklinde oluyor zaten. Oraya gidiyoruz. İşte kimisi eğitim şeklinde de olabiliyor. Dinleyip not alıyoruz. İşte bunlar hakkında deneyim kazanmaya çalışıyoruz. Yani kendimizi geliştirebileceğimiz aslında birçok alan olmuş oluyor. Ama tabii ki sadece böyle kariyer var veya da böyle yardım, müzik falan değil. Aynı zamanda güzel böyle parti şeklinde eğlencelerimiz de oluyor. Yani her şey bu kadar gitmiyor. Tek düze gitmiyor. Aynı zamanda böyle eğlendiğimiz, böyle kendimizi gerçekten bırakıp rahatlayabildiğimiz güzel etkinliklerimiz de oluyor. Peki Zeynep, ODTÜ'deki toplulukların sadece kariyer anlamında etkinlikler yapmadığını söyledin az önce. ODTÜ'deki toplulukların düzenlediği spor sanat faaliyetlerini yeterli görüyor musun? Evet, ben yeterli görüyorum. Çünkü yani ben de mesela kendim atıyorum belli bir yoga ilgim olduğunda buraya gelip yoga devrimde yoga yaptığımız pazar günleri falan oluyordu yani. Bunun dışında mesela yine sanat etkinlikleri oluyor. Bu sanat etkinliklerine örneğin caz konserlerine gitmiştim. Yani benim için kampüs hayatı içinde bu dersin bunaltıcılığında işte ne bileyim bu sürekli ders ortamından çıkıp gayet güzel bir biçimde eğlenebildiğim, arkadaşlarımla güzelce vakit geçirebildiğim bir alana dönmüş oluyor aslında. Peki Zeynep, siz ODTÜ İşletme Topluluğu olarak bu sene ne gibi etkinlikler düzenlemeyi planlıyorsunuz? Bu sene aslında biz temelde belli başlı kariyer etkinlikleri düzenliyoruz. Finans kongresi gibi, pazarlama alanında eğitmenlerin geldiği Metu Marketing School gibi ya da LKZ gibi, liderlik ve kariyer zirvesi gibi belli başlı kariyer etkinliklerimiz var. Ama bunun yanında aslında bizim de çok sevdiğimiz, bu kariyer etkinliklerinin yorgunluğunu da attığımız ve çok güzel eğlendiğimiz Cheerfest adında bir partimiz de var.
var. Peki Zeynep, Cheers Fest demişken, Cheers Fest'i bize birazcık daha detaylandırabilir misin? Tabii ki. Cheers Fest aslında epeyce köklü bir etkinlik. Daha öncesinde parti gibi yapılırken artık bir festival havasına çevirdik. Ankara'da böyle birazcık eşi benzeri görünmemiş deyip övmek istiyorum kendi topluluğumu da. Gerçekten Türkiye'den sadece Ankara üzerinde değil, Türkiye'den de birçok insanın geldiği, katıldığı, işte genel olarak yeni rap gibi, R&B gibi, bu hip hop gibi, bu alandaki şarkıcıların gelip bizlerle bizi eğlendirdiği, yani aynı zamanda etkinlik alanının içinde, festival alanının içinde rodeo gibi, daha sonrasında işte fotoğraflar gibi böyle yani saatlerce vakit geçirebileceğimiz, zamanın nasıl akıp gittiğini anlamadığımız, çok eğlendiğimiz harika bir festival. Peki Zeynep, yüz yüze tekrar döndüğümüzde şenlik ve bunlar gibi etkinlikleri tekrar görebilecek miyiz? Yani göreceğimizi düşünüyorum ben ve öyle de umuyorum. Ama tabii ki bunların hepsi pandemiye bağlı. Özellikle mesela bizim yapacağımız etkinliklerin birçoğu pandeminin gidişatına bağlı. Ama şenlik durumu sadece pandemi değil, aynı zamanda rektörlüğün de bize tanıdığı izinlere de bağlı. Yani okula tanıdığı izinlere bağlı. Dolayısıyla sadece olacağını umumayı söyleyerek tamamlayabilirim soruyu. Zeynep, ODTÜ'de yapılan Bahar Festivali'nin çok popüler olduğunu duyduk. Biraz bu festivalden bize bahsedebilir misin? Bahar Festivali aslında böyle genelde sanki bir gece böyle süren konserler toplamıymış gibi görünse de aslında böyle 2-3 gün veya da duruma göre 3-4 gün boyunca süren, aslında bütün okulu böyle kaplayan çok güzel bir festival çeşidi yani aslında. Bu süreçte kimi topluluklar kendi etkinliklerini yapmak istiyorlar. Burada işte mesela Treasure Hunt gibi belli başlı etkinlikler olabiliyor. Ya da bunun dışında mesela birçok kültür, işte Japon kültürüdür, işte Özbek kültürüdür, bunun gibi kültürler kendi standlarını kurup bu kültürlerini bize de tanıtmaya çalışıyorlar. Aynı zamanda her tarafta, sadece bir noktada değil, kimi zaman çarşıda, kimi zaman KKM'nin önünde yine böyle caz konseridir, Türk sanat konseridir, bunlar gibi konserler oluyor. Yine ilgimize göre dağılabiliyoruz. Sonrasında gece oluyor. Yani gece olduğunda da zaten hep beraber toplanıp devrimde kocaman bir kalabalıkta istediğimiz gibi eğlenebiliyoruz. İşte birçok grup geliyor. Bu gruplar mesela en son yaptığımızda Yüksek Sadakat gelmişti. Şarkıcı olarak Bedük gelmişti. Ve arkadaşlarımızla doyasıya eğlendiğimiz, böyle kendimizden geçtiğimiz, gayet güzel ve mutlu olduğumuz bir an oluyor. Yani sınavlar falan da oluyor o arada ama kimse pek umursamıyor bunu. Zeynep, eminim ki Deret Okulu'na geldiğin zaman en merak ettiğin konulardan bir tanesi de ekonomi olur. Kampüste hayat ne kadar pahalı ve öğrenci dostu mekanlar var mı? Tabii ki. Yani öğrenci dostu mekan ODTÜ'de oldukça çok. Zaten ODTÜ'de yeme içme ihtiyacını giderebileceğimiz, oturup kahve içebileceğimiz, arkadaşlarımızla keyif yapabileceğimiz birden fazla mekan olduğu için bu yani öğrenci dostu mekanlarında varlığı çoğalmış oluyor. Kimi mekan biraz daha fazla alırken, kimi mekan daha uygun fiyatlı size sunuyor, yemek veya içecek sunuyor. Dolayısıyla sizin cebinize hangisi uygunsa orayı tercih edebiliyorsunuz. Yani kampüs dostu, öğrenci dostu epey fazla yer bulunmakta. Biraz daha uzatarak, örneğin mesela ODTÜ dışında 100. yıla doğru gidersek orada da birçok mekan var. Oraların da yine biraz daha öğrenci dostu olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabii ki ODTÜ'nün içerisindeki kadar yeme içme konforu sağlayacağınız, parasal olarak birazcık daha sizi zorlayacak mekanlar olsa da yine de bence kampüs hayatı dost bir şekilde ilerliyor öğrenciye. Peki, kampüs için bu kadar övmüşken kampüs dışında sormamak olmaz. Kampüs çevresinde sosyal hayat nasıl? Kampüs çevresinde de yani burada birçok öğrenci olduğu için öğrenciler de buraya yakın yerlerde oturmak istiyor. Genellikle 100. yıl çevresi oluyor bu da. 100. yıl çevresinde de yine öğrencilerin takılabileceği, gidebileceği, akşam oturabileceği veya da istediği saatlerde oturabileceği birçok mekan bulunuyor. Dolayısıyla yani bir yerden oturup, bir yere oturup bir şeyler yapmak istediğin zaman aslında gidebileceğin çok fazla mekan var okul dışında da, okul içinde de. Peki Zeynep, ODTÜ'nün ders yoğunluğu öğrencinin eğlenmesinin önüne geçiyor mu? Yani
pek geçmiyor. Çünkü öğrenciler artık o kadar alışkın bir hale giriyor ki bu sınav yoğunlukları ve eğlenme ihtiyaçlarını giderirken bir şekilde dengeyi oturtmaya çalışıyor. Kimi zaman oturtturamıyor ama hiçbir zaman bence öğrencilerin eğlenme ihtiyacının önüne geçemiyor dersler ve yoğunluk. Zeynep, teşekkür ederiz videomuza konuk olduğun için. Çok sağ ol. Ben de çok mutlu oldum buraya geldiğim için. Daha fazla sorunuz varsa şurada veya burada çıkacak ODTÜ Bize Sor etiketinden bize ulaşabilirsiniz tekrardan.